Merhabalar, bugün yine Bunu Biliyor Musunuz programında çocuğunuz ve kendiniz için harika şeyler duyacaksınız. Şimdi sorulara bir bakalım. Hocam merhaba, ben Uğur. Yazarak çalışmanın faydaları nelerdir? Şimdi sevgili öğrenciler, yazarak çalışmak dediğiniz sizin aslında özetleme becerinizi geliştirir. Bu bir. Yazarak çalıştığınızda özetleme becerisi gelişir. Özetleme, yorumlama tekniklerinin gelişmesi anlamına da gelir. İki, yazarak çalışma aslında o bilgilerin beyninize kazınmasını sağlar. Yazmak yavaş bir harekettir çünkü. Üçüncüsü, yazarak çalıştığınız her şey aslında bir fotoğraf gibi adeta beyninize nakş olur. Daima bol bol yazarak çalışınız. Merhaba öğretmenim, başarılı olmak için çalışmak mı yoksa zeka mı daha etkili? Evet, hayatınız boyunca şunu hiç unutmayın sevgili gençler. Zekasıyla bir yere gelenler tembelliğiyle oradan geri düşer. İkisini yan yana getireceğiz. Ve biz zekamızı, evet bu bir benim özelliğimdir diye düşünüp onu mutlaka çalışmalarımızla korumak ve takviyelendirmek zorundayız. Zeka bazen ama çalışkanlık her zaman işe yarar. Unutmayın bunu. Bu önemliydi. Merhaba, benim adım Ceylan. Bir sınavda kaç tane işlem hatası yaparsak dikkatimizde sorun var demektir. Şimdi sevgili öğrenciler, 40 soruluk bir matematik sorusunu düşünün. Yani bundan bir 4-5 tane işlem hatası yaptığınızda bunda bir dikkatte problem olduğu anlamına gelmez. Ama ne olur, dikkatinizi yönetemiyor olduğunuz anlamına gelebilir. Ayrıca çalışma aşamasında, şimdi o sınavı bir yana bıraktık. İşlem hatası yaptığınız her sorunun konusuna yeniden çalışmalısınız. Neden? Ben öbürlerinde neden işlem hatası yapmadım da bunda yaptım. Bu soruyu okuduğumda neden dikkatimi toparlayamadım sorusunun altından bilgi düzensizliği ve eksikliği çıkar. Önemli bir uyarıydı bu ve mutlaka uyun buna lütfen. Merhaba hocam, ben Efe. Sınavda rakiplerimi düşünmekten sorulara odaklanamıyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi sevgili öğrenciler, sen söylüyorsunuz zaten, dikkat ediyor musunuz? Yani düşüncenizi, zihinsel dikkatinizi rakip dediğiniz arkadaş çevrenize veriyorsunuz. Bizim iki tane dikkat kaynağı yok ki beynimizde, bir tane. Onu ya önündeki soruya, ya Ali'ye, Merve'ye, Ayşe'ye. Yani onu kime yönlendirdiğinize çok dikkat edin. Onun için her zaman arkadaşlarınıza odaklanmayın. Kendi hayalinize ve hedefinize odaklanın. Bu oldukça önemliydi. Merhaba hocam, ben Betül. Ev ortamında bir türlü konsantre olamıyorum ve önemli sınavlarımda kütüphanede çalışıyorum. Sizce normal mi? Şimdi sevgili öğrenciler, sosyal ortamlı çalışmalar, arkadaşlarınızla birlikte çalışma, işte dışa dönük kişilik yapısında olduğunuz zamanlar hep böyle kütüphanede, işte sınıfta, daha böyle sosyal ortamlarda çalışmak size fayda sağlayabilir. Bunu da yapın. Yani ben illa evde çalışacağım ama kütüphanede çalışırsam bundan bir zarar görürüm düşüncesine de kesinlikle ama kesinlikle güvenmeyin. Yani öyle bir şeyi kafanızda inancı oluşturmayın. Çünkü kütüphane bir eğitim ortamıdır. Herkes çalışıyor. Siz de çalışıyorsunuz. Peki evde yalnız kaldığınızda neden çalışamıyorsunuz? Karakter olarak dışa dönüksünüz. Peki bundan zarar görür müsünüz? Hayır. Neden zarar görmezsiniz? Çünkü sınav arkadaşlarınızla birlikte okul ortamında ve salonda olacaktır ve o sosyal ortamda olacağınız sınav kütüphaneye çok benzemektedir. Ve günün tavsiyesi sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda sıkıntı yaşamak ve heves düşmesi yaşamak istemiyorsanız çok geçerli bir sebep bulun. O da güzel bir hedef, hayallerinizden, iç dünyanızdan gelen hedef sizin sıkılmanızı engelleyecektir. Daha çok çalışmanızı sağlayacaktır. Unutmayın bunu. Ve hafta içi her gün tam bu saatte görüşmek umuduyla.